Evet, ve emme şeytan, şeytana gelince, dünya böyle. Dört şeyi özetleyeceğim dedi ya, şeytana gelince. Aklın varsa sana Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a söylediği şu söz yeter. Şeytanı tanımak istiyorsan. Yeni başlığa geçtik. Ve kur Rabbi e'ûdü bike min hemezâtiş şeyâtîn ve e'ûdü bike Rabbi en mü'minin suresinin 98. ayeti bu de ki Rabbim şeytanın saldırılarından sana sığınırım de diyor peygamberine Allahu Teala. Şeytanın saldırılarından sana sığınırım. Onların benim yanıma gelmelerinden sana sığınırım de diyor Allahu Teala. Sen ey mümin peygambere böyle dedikten sonra Allah sen artık şeytanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlarsın. Şu alemlerin en hayırlısı, en çok bileni, en akıllısı en efdali olan Allah katında kim o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İhtaju ma zaalike ila en yestaeed billahi min şerr şeytan. O bu kadar büyük makamlar sahibi olduğu halde şeytandan Allah'a sığınıyor. Eûzü bi Rabbî eûzü bike min hemezât eş şeyâtîn. O bile böyle diyorsa eğer fekeyfe bike ma'a cehlike ve naqsike ve gafletike. Senin gibi biri yani bizi kastediyor. Cahilliğine eksikliğine, bu kadar gafletine bakıldığında sen ne yapman lazım şeytana karşı? O öyle bir büyük makamı olduğu halde, bu kadar büyük bir makam sahibi olduğu halde Allah'a sığınıyorsa senin ne yapman lazım? Şeytanı da böyle bize hatırlattı. Bunları tabi geniş geniş konuşmuştuk. Şimdi özetliyor. وَاَمَّنْ خَلْقُ Şu insanlar, halk, mahlukat, insanlar, çevremiz demek insanlarla ilgili sana özet yapayım. Şunu anladın mı yeter. İnsanların içine karışsan, onların her dediğini yapsan, arzularına ayak uydursan, günaha gireceksin, ahiretini berbat edeceksin. Karıştın mı insanlara, ahiretini berbat ediyorsun. O in dehum. diyelim ki öyle yapmadın, ben sizin peşinizden gelmiyorum dedin. Teibte bi eziyatihim ve cefavatihim bu sefer de İnsanlara aykırı davrandığın için onların eziyetleri ve çileleri seni yoruyor. Ve keddarte aleyke emre dünya. Bu sefer dünyanı bozuyorsun. Yani insanlar öyle bir şey ki onlara ayak uydurduğun zaman ahiretin gidiyor. Onların uymadığın uyumadığın zaman dünyanı berbat ediyor insanlar. Sıkıntı veriyorlar sana. Tüm la te'menu en yulci'uke ila muadatihim ve munavatihim. Bu sefer de onlar seni yani muhalif olduğun zaman ortada bırakmıyorlar. Tarafsız bırakmıyorlar. Ya düşmanımız ol ya bize katıl der gibi sıkıştırıyorlar. Fetekafu fi <fî şerrihim> Onlarla uğraşınca da düşmanlık yapınca da belalara düşüyorsun. Ve ennehum in medahuke ve Onlar seni övecek olsalar yani insanlar harikasın, büyüksün diye yağ yakacak olsun. Ekhafu aleykel fitnete vel ucbe. Bu sefer sana fitne ve ucub tehlikesi getiriyorlar. Ne demek ucub? Ucubu konuşmuştuk. Yani kendini çok iyi bulman. Harikayım ben, iyi yapıyorum her şeyi diye kendi kendine puan vermen demek ucub. Ve in zemmuke ve hakkaruke aleykel huzne Yani seni protesto etseler, kınasalar, iş yok sende deseler, tahkir etseler bu sefer seni üzüyorlar. Ve gazabe li gayrillahi taala ukhra ve kilal emrayn afetun muhliketun. Bir taraftan da Allah'ın dışında Allah rızası dışında bir şey için küsmüş gibi oluyorsun, gazap etmiş oluyorsun. Öyle veya böyle içine girsen bir dert, girmesen bir dert. İnsanlık böyle bir şey. Sun mezkur haleke بعدما ilal الى bir selaseti ايام şimdi bu insanları hepimizi genç kardeşlerimi özellikle derin tefekküre davet ettiğini hatırlatıyorum yani arkadaş dediğimiz çevreyi özetliyor bize okul arkadaşıydı düğün arkadaşıydı mahalle arkadaşıydı WhatsApp grubundan arkadaştı bunlar ya senin dünyana zarar verecekler ya ahiretine zarar verecekler Ondan sonra sen mezara gireceksin. O mezardaki üç gün sonrasını gel görelim şimdi diyor. Dünyada o samimi arkadaşların ya onların da hatırını kırmayalım yılların arkadaşız dediğin adamlar. Onlarla boğuştuğun için sana sıkıntı veren insanlar. ba'de ila'l kabr bi Sen ölüp kabre konduktan üç gün sonra ne olacak? Keyfe yetrukunuke ve yehcurunuke ve Seni bırakacaklar. Bak göreceksin. Seni terk edecekler. Senden uzaklaşacaklar ve seni unutacaklar. Sen orada kalacaksın. Üç gün sonra seni hatırlayan olmayacak bu denge. فَلَا يَكَادُونَ يَذْكُرُونَكَ Seni anan olmayacak. كَاَنْدَكَ لَمْ تَرَهُمْ يَوْمًا وَلَمْ ki Sanki sen onları hiç görmemiştin. Onlar da seni görmemişlerdi. Gibi olacak. فَلَا يَبْقَالَكَ هُنَالِكَ İllallahu Teala. Üç gün sonra mezarda seninle Allah'tan başkası kalmayacak. Celle Celaluhu. Gerçeği böyle düşün diyor. Şimdi arkadaşın hatırını kıramadım diyenlere cevap veriyor. Ya akrabalar hep bir aradaydık işte böyle bozgunculuk yapmayayım diyenlere cevap veriyor. Üç gün sonra sen mezardayken ne üç günü üç dakika sonra bile seninle beni koyun bu mezara birkaç gün burada durayım sonra gelirim diyen tarih boyunca hiç olmadı. Sen Allah'la baş başa kalacaksın şimdi Allah'ı bırakıp onlarla baş başa kalıyorsun ama demek istiyor. Efela ikunu minel gabnil azim entudayiu ayameke ma haula in halk yani büyük bir aptallık el gabnil azim büyük aptallık demek. Büyük aptallık olmaz mı bu insanlarla oturup ömür çürütmek. Maqilletil vefa ve qilletil baqa'i mahum Halbuki onlarda da bir vefa yok doğru dürüst. Kalıcı da değiller ve tetruke hizmet Allahu Teala ellezî yercu ileyhi âhirul emri vahde ve bu sonunda kapısına gideceğin Allah'ın dinine sarılmayı bırakıp yaptığın bir iş. Yani fani onlar seni bırakıp mezarda üstünden çekip gidecekler. Allah'la kalacaksın. Sen bu kadar büyük kıyamete kadar Allah'la beraber kalacaksın mezarda. Onu bırakıyorsun. Üç saatlik toplantıda can sıkıcı bir iş yapmayayım diyorsun. Akıllılık mı? Bu? El gabnul azim. Büyük bir aptallık bu. Ve la yabqa aleke illa huve ebedel abidin. Seninle sonsuza kadar Allah kalacak. Ebedül abidin sonsuza kadar demek. Ebediler ebedisi yani sonsuz Allah'la kalacaksın sen. Vel hacatu kulluha Bütün senin ihtiyaçların Allah'ın elindedir. Ve tuklanu kulluhu aleyhi. Bütün dayanakların Allah'tır senin. Ve li'tisamu kullu fi kulli Her halükarda Allah'a sığınman lazım, dayanman lazım. Ve inde kulli şiddetin ve havlin bihi vahdehu Bunaldığında, dara düştüğünde ondan başka kim olabilir sana yardım edecek olan? Fe teemmel ya miskin. Miskin çaresiz demek. Yani mesela parası hiç olmayana da miskin deniyor. Çare yok çünkü elinde. Yapayalnız kalmış miskin herif diyoruz. Feteemmel ya miskin. Ey çaresiz insan. İyi düşün bunları. Neyi iyi düşün? Bugün üzmeyeyim dediğin arkadaşların yarın nerede olacak? Bunu düşün. Allah'a ne kadar muhtaçsın sen onu düşün. Şimdi Allah'ı bırakıp onlarla nasıl kalıyorsun onu düşün. Sonra hani denir ya yüzün nasıl tutacak Allah'a karşı. Halbuki o senin tek dostundu Celle Celaluhu. لَعَلَّكَ تُرْشَدُ inşa Allahu Teala Ola ki bu konuda aklın başına gelir. Vallahu وَلِيُّ الْهِدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ بِفَضِّهِ Bütün bu işlerin hidayeti, yönlendirilmesi, başarıya götürülmesi lütfu keremiyle Allah'ın işidir. Evet. Üçüncü başlıkta da insanları ele aldı. İnsanlar, insanlar, arkadaşlar, arkadaşlar, çevre, çevre, WhatsApp grubu, WhatsApp grubu, Twitter arkadaşı bunun özetini anlattı. Kaldı ki rahmetullahi aleyhi gazali WhatsApp bilmiyordu. Sanal arkadaşlıkları yoktu. Bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Beraber ikindi yıkılmışlar, kindiden sonra da Bağdat'ta bir hurmanın altında oturmuş, üç tane ihtiyara söylüyor bu sözleri. O zamanki arkadaşlık grubu oydu. Akşam aydınlık olmadığı için gece ikiye kadar oturan gruplar yoktu zaten. Akşam mezaniyle beraber dostluklar da bitiyordu, lamba yok bir şey yok. Şimdiki vakit israfını, ömür israfını, insan çarçurunu ve gençliğin heba edilişini, gecelerin nasıl çürütüldüğünü, nasıl arkadaşlıkların bir katliama dönüştüğünü görse Gazali, ben biliyorum bu kitabı bile yazamazdı, kalemi kırılırdı, ne diyeceğini şaşırırdı. Ben seni geçen gün aradım telefonda, niye bakmadın diyecek tam 10 dakika sürüyor bu. Ben aradığımda işte sen bakmadın da aslında şunu söyleyecektim, ya ne diyeceksin de şimdi ya, yok önce bir hesaplaşma. E hayır çok merak etmiştim senin nasılsın iyiyim hadi Allah'a emanet ol selamun aleyküm. <laughs> Yarım saat ne konuştuk? Afet şu iletişim cihazı olan telefonu muhabbet cihazı olarak kullanıyoruz. Aslında telefonu icat edenler de bunun için icat edilmiş. İletişim için icat edilmişti. Evet muhabbet içinde kullanılır belki ama ömür israfı için kullanıldığını Gazali görseydi rahmetullahi aleyh zannetmiyorum bir şeyler yazabilirdi. İnsanca değil ki ne yazsın zavallı. Bütün bu sözleri hurma ağacının altında niye o kadar uzun muhabbet ettiniz demek için söylüyor. Rahmetullahi aleyh.